Şimdi İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Defne Laşing firmasına konuk oluyoruz. Mikrofonumuzu firma sahibi Sezer Çakır'a uzatıyor ve hizmetlerini kendilerinden dinliyoruz. Ben yaklaşık bir 10-12 yıldır bu sektördeyim, çalışıyorum. Sahasından tutun ofisine kadar bütün sektörde, bütün alanlarda çalıştım. 2022 yılında kuruldu bu şirket. Yaklaşık 2 senedir hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin birçok limanlarına gittik. Gitmeye de devam ediyoruz. Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Sezer Bey, Laşing işlemi tam olarak nedir? Yani yük güvenliği diyelim. İnsan ve yük güvenliği olarak dikkat alabilirsiniz. Yurt dışına göndermiş olduğunuz ürünlerin, yüklerinizin herhangi bir hasara, işte herhangi bir can kaybına karışmaması için gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Sabitleme işlemi yapıyoruz. Spanjetlerimiz, işte çelik halatlarımız var. Gemide veya konteynerde veya araçta sabitlemesini yapıyoruz. Sonra biz bu ürüne sertifika veriyoruz. Laşing sertifikası dediğimiz. Bir nevi sorumluluk bizim tarafımızdadır diye. Yükte oluşan herhangi bir hasarda, işte hasar oluştu, o yükün masrafını bizden kaynaklıysa biz ödüyoruz. Yani tecrübe istiyor ama bilgi muhakkak lazım. Çünkü bir proje. Tabii. Yani şimdi şöyle, biz eğitim alırken işte kayma kuvveti, zıplama kuvveti gibi eğitimler aldık. Yani biz okulda bu kadar eğitim almadık, öyle söyleyebilirim. İşte ya proje yükleri olduğunda işte hangi araca kaç tanesi var ya da gemi planlamasını, yükleme, istifleme planlamasını yapıyoruz. İş bir şekilde bitebilir. O yüzden acele etmiyoruz. Bütün ekipmanları, tam personelimizin KKD'ye uygun, İSG kurallarına uygun şekilde işte gerekli bareti, yeleği, her şey mevcut. Ama en önemlisi zaten o arkadaşın dikkatli olması, gerekli bütün uyarıları yapıyoruz. Sürekli bir takipteyiz bununla alakalı. Limanda, liman bölgelerinde hizmet veriyoruz. Evet. İşte paketleme işleri de yapıyoruz bunun yanı sıra. İşte fabrikalarda, serbest bölgelerde. Ama kara nakliyesinde şöyle, bizim Türkiye'de algı var. Sürekli şoförler kendi bağlıyor sağ olsunlar. Haliyle sertifika yok. Ürün, kullandığı ürünlerin sertifikaları yok. Yırtık spanjetlerle bağlama yapıyorlar. O da riskli oluyor haliyle. Kazaların birçoğu da bundan dolayı oluşuyor. Oluyor. Hı hı.